Sevgili dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Tavern Master'da yepyeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümlerde ustalarımızın sayısını arttırmış, malzemelerimizi ağzına kadar doldurmuş, bununla beraber artık hani çorbaları da pişirmeye başlamıştık. Bu aşamadan sonra yapabileceğimiz en güzel ve en verimli şey sevgili dostlar, dükkana gelen müşteri sayısını arttırmak veyahut yuvarlak masa şövalyelerini bir şekilde devreye sokup artık çeşitli materyaller toplayarak etkinlikler düzenlemek lazım. Yani bu bölüm muhtemelen şarap tadımı için peynir toplamaya başlayacağım elimden geldiğince. Şarap ve peynir yiyorlar bu etkinliği düzenlediğimizde. 1500 prestij gerekiyor. Bu 1500 prestiji bir şekilde biriktirmeye çalışacağım. Şimdi bu bölüm sevgili dostlar mümkün mertebe artık yuvarlak masa şövalyelerini toplamaya çalıştığımız bir bölüm olacak. Ve videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz de çok çok sevinirim. Bakın bütün hepsi ikinci kademe oldu. Ekmek, ızgara, balık, tavuk, balık, biftek daha kademe bir. Çorbalardan o kadar satamamışız. Meyveler, meyve kaseleri, kirazlı kek, elmalı turta falan bunlar çok çok güzel satılıyor. Henüz etkinlikten hiçbir şey öğrenemedik efendim ve günlük karımız güzel aslında. Parayı hızlı topladık bir de eksiyle başlamamıza rağmen. Peki, gerçekten eksiyle başlamamıza rağmen güzel topladık sevgili dostlar. Şuradan biraları da doldurduğumuzda gayet keyifli sonuç elde edeceğiz. Adamlarımız falan çalışıyor, garsonlarımız yetişiyor diye tahmin ediyorum. Aynen öyle yetişebiliyorlar. Peki dükkandan hiç müşteri gittiği oluyor mu? Olmuyordur. Hani buralara böyle birer tane daha masa atacağım da. Ah, zemine bak. Zemine bak, zemine. Güzel oldu. Güzel oldu, güzel oldu. Zemini en azından tek bir celsede topladık. Selamlar Elikosa, hoş geldin, merhabalar. Geçtiğimiz bölüm ne zaman? 3 dakika önce. Ama bu YouTube'a çok hızlı bir şekilde gelecek. Ana kanala gelecek hatta. Ana kanalda, aha, bu arada yuvarlak masa şövalyeleri tamam. Şövalyeler herhalde yarın gelir bugün koysam bile ama ben bu yuvarlak masa şövalyelerini koyuyorum. Buraya konulmuyor. Ne yapacağız yuvarlak masa şövalyelerini? Tam salonun ortasına. Onların kendi abi bak şöyle yapalım. Burayı böyle çek. Şu an yemek yapılmıyor. Yemek yaptığımız yeri de arkaya taşısak şöyle. Bir saniye. Ben güzel bir şey yapacağım bak. Barla mutfağı birleştiriyorum. Barla mutfağı birleştiriyorum abi. Burayı böyle tek bir çıkış gibi hayal edeceğiz artık. Tamam. Bak çorbalar için de bu güzel, hayırlı bir vesile olur. Maşallah alana bakar mısın? Bak ustalar burada, garsonlar burada bu arada. Sipariş için hazır da bekler. Biraz daha bence burayı sıkıştırabiliriz ya. Yani hiçbir lüzumu yok. Dip dibi olmasının. Çorbaları falan devirir. Ya devirme diye bir olay olmadığı için gönül rahatlığıyla sıkıştıra pıkıştıra koyacağım buraya. Şunu da böyle koysak. Ay. Bir şey söyleyebilir miyim? Bence 10 numara oldu. Hem artık işte artık yuvarlak masa şövalyesi olsun, normal şövalyeler olsun. Diledikleri gibi takılabilecekler orada. Şuraya mı geliyor bir tane? Işıklandırma buraya gelse ama aydınlanmayan yerler oluyor. Bir avize dağıtmaya pek niyetim yok. Şöyle buraya koyalım. Buraya koymaya gerek yok. Şuraya koyalım. Bir tane de buraya ve buraya. Evet, fazla harcadığımın farkındayım ama zaten prestiji 1500 yapmam gerekiyor. 1500 yapmam gerektiği için bunu yapıyorum açıkçası. En azından simetrik duruyor. Güzel duruyor. Yani şuraya da eklesek daha güzel durur da simetrisinin bozulmasını istemiyorum. Biraz fazla mı oldu acaba? Şunu satsak. Ya yakıt masrafından da korkuyorum bir yandan, biliyor musun? Deli gibi şey yazacak, para yazacak yani haneye. Buraya koysak bir tek şu köşe ışık. Yo, köşe ışıksız kalmaz bence ya. Oraya da ışık gidiyordur bence. Evet, 3'e 3 tamam. Artık hani bu köşeye yuvarlak masa şövalyelerini koyar.
Geri kalanlarını da masalarla doldururum. Ya da yuvarlak masa şövalyelerine böyle arkaya bir yere özel bir oda mı yapsam? Hoş geldin Barış. Ne haber? Nasılsın? Keyifler yerindedir inşallah. Güzel. Biraz para harcadık ama olur o kadar. Gelecek güne kesinlikle eksiyle başlayacağım. %100 eksiyle başlayacağım gelecek güne ama olsun. Yapıştır bakalım. Ya acaba şöyle bir şey mi yapsam bak misal hani küçük bir oda gibi bir şey yuvarlak masa şövalyeleri için ayrı bir yer. Ne bileyim şuraya bir yere bir tane kapı yapsak arkaya bir yere. Bu arkadan açılan kapı yuvarlak masa şövalyelerinin olduğu odaya gitse. Adamlara oraya küçük bir oda yapsak belki bilmiyorum daha mı fantastik olur. Ama artık bir şekilde eklesek tatlı olacak gerçekten ya da yo eklemek zorundayız hani 1500 prestij yapalım eyvallah da. O yuvarlak masa şövalyelerini eklemediğimiz sürece sıkıntı. Bak çorbalar falan da yapılıyormuş gibi. Serkan biz ayvayı yedik. Biz ayvayı yedik kanka. Aa Hugo seviye atladı. Çok iyi. Sevgili Hugo'nun hızını da arttıralım. Hugo da çorba da iyi. Bak Hugo çorbayı yapar. Tatlıları Jack yapar. Hatta şöyle yapalım. Jack için tatlılara öncelik versek mi acaba? Ya da gerek yok ya ama ne yapıyorlarsa yapsınlar işte. Yuvarlak masa şövalyelerine ayrı bir oda ya da böyle laps diye yapıştırdık ortalığa. Nasıl yapsak bilemedim. Sevgili Medallion. Medallion da seviye atladı. Hemen Medallion'ın taşırkenki hızını da arttıralım. Henüz üst kat yapmayı planlamadığım için çok hani merdiven hızlarına falan vermiyorum. Başlıktan kaldıralım mı menü komutunu? Abi kaldırsak da adamlar gelip yazacak bunu biliyorsunuz değil mi? Bak ben kaldırdım şu anda. Ben şu an kaldırdım ama söyleyeyim yani. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Kırşehir Acuz efendim. Kırşehir'in Acuoz ilçesi, Mucur köyü. Küp Omar'ın torunu olarak geçiyor imişiz. Ama benim pek bir bilgim yok tabii ki. Selamlar Grey and Jurvia. Hoş geldin, merhabalar. Arkaya bir kapı falan koyabiliriz belki. Olabilir tabii ki. Ya bu arada kendi akıllarınca komiklik yaptıklarını falan zannedenleri görüyorsanız onlara basın bana ya. Yani söylemene rağmen hemen böyle bir altına yazıyorsa bas onlara bana hiç gerek yok muhatap olmalarına. Eylül'ün 4'üne 5'ine kadar falan yayın yok büyük ihtimalle. Yuvarlak masa şövalyelerini koyup öyle mi kapatsak dükkanı? Bence öyle yapalım. Yuvarlak masa şövalyelerini koyalım şuraya. Masa olarak da buraya bir 3 masa daha sığdırırız. Tamam. Yuvarlak masa şövalyelerinin köşesi de hazır. Daha müzisyen sahnesi falan almadık ama yapacak bir şey yok. Başlat bakalım günü. Bütün gün boyunca sadece tatlı. Uğraştırma beni. Şurada aslında var ya yeni yemek tarifleri falan da öğreniyoruz. Aa bizim şarap etkinliği düzenleyebilmemiz için bunu yapmamız gerekiyor abi. O zaman nasıl yapacağız? 2 adet dekorasyona sahip ol görevi yapılır. Abi merhaba. Aha ama bunları yollamak da altın. Materyal falan getirecek de adamlar bu arada level 1 acınası piyade. Biz bu yuvarlak masa şövalyelerine de para vereceğiz. Nasıl dayanacak para? Bizim kesinlikle görevleri yapmamız lazım ya. Dur bakalım artık gece olduğunda şimdi görevlerde ne var? Bir gün boyunca sadece tatlı sipariş et var. Tatlı hazırla. Menüden diğer yemekleri kaldırıp tatlıları koyacağız. 2 tane dekorasyon satın alırım bugün. 2 dekorasyonla görevi bir tık ilerletirim. Sonrasında müzisyen sahnesi de alsak. Şuraya da müzisyen sahnesi alsak misal. Buraya 2 masa daha gelir. Okey yani geldiği kadar ne yapalım. En azından hani müzisyen sahnesini alıp görevi bir tık ilerletmiş oluruz. Biz şu peynire gitmeden şarap tadım testlerine, şarap tadım etkinliklerini düzenleyemeyiz ki şarap tadım etkinlikleri sevgili dostlar güzel para veriyor. 30 tane nadir müşteri veriyor. Şarap içinde 7 altın alıyorsun ve hani peynir falan da yiyorlar böyle peynirle
güzel tarifler falan da şey yapıyorlar, kullanıyorlar. Yani o şarap bıdıbığına ihtiyacımız var. Brienne'le şöyle seviye aldın, taşırken daha hızlı taşımanı sağlayalım. Etkinlik düzenleyemiyorum, menüyle alakalı bir şey yapamıyorum. Yuvarlak masa şövalyelerini en azından 10 tane peynir için gönderebilsem, 40 zorluğu var bunanın misal. Şu 20 etti, şu 40 etti, %100 başarı. Tam diğer maceracıları yollamıyoruz, yapacak bir şey yok. Bu üçü burada oturacak tüm gün. Çünkü yuvarlak masa şövalyelerini yollamanın her biri ayrı bir görev, yani her biri ayrı bir para yiyor. Of, 500 altında harcayamam ya. İki tane dandik dekorasyon lazım bak. İki tanecik dandik. Hah, gel kapının önüne iki tane çiçek koyalım. Girişin oraya. Bak, dekorasyon görevi cepte. Bugün dükkanı kapattıktan sonra sadece tatlı servis etmeyi açacağım. Bütün hepsini topla dersek yalnız işimiz var. Daha fıçıları falan da dolduramıyorum. Fıçılar, yemekler. Bu dükkanın işi çok. Alice seviye kazandı. Alice bahşiş al. Mutlaka bahşiş alın. Dükkanda herkes mutlu. Sen de seviye almak üzeresin zaten Morton. Bu arada 2x tecrübe puanının yanı sıra ruh hali de yavaş düşüyor almış şimdi. Bir gün boyunca sadece tatlı servis etme görevini yapacağız. Yapıştır. Peynir geldi mi? Görevden döndüler mi? Etkinlik yok. Herhangi bir etkinliği bir kez düzenle. Ya o yapılır da. Bizim şövalyeler nerede? Ha, kal 2 gün. Oha, 2 güne gidecekler. Bir para toplayalım, peynire bir daha adam yollayalım. Artık hani o şarap testleri mutlaka yapılacak. Yapacak başka hiçbir şey yok. Kalkanların 500'den fazla olması çok çok fena ya. Merhaba, tık tık. Tık. Tamam. Başka bir şeye göndermeyeceğim. Normalde gönderip saklasam güzel olur da. Yapacak bir şey yok. Peynir tarifinin açılması için bugün sadece tatlı servis etmem gerekiyor. İnşallah bugün sadece tatlı servis ediyorum diye çok zarara uğramam ya. Bak, süt ve elma şarabı da hazırlanmak üzere. Artı bir bar geliyor, sonrasında daha fazla bitki geliyor. İkinci seviye mutfak eşyaları. Otel. Oho. Ama tabii bunlar için araştırmacıları falan açmak lazım. Bara gidip her gün artı 21 misafire gidelim mi? Şu gelen misafir sayısını bir arttıralım. Sanki günlük bize daha fazla müşteri geliyordu ya. Fıçılar dolu değil diye mi? Uyarı. Nedir efendim uyarı? Birinci kattaki bazı kasalarda eksik malzeme var. Yok eksik malzeme falan. Yok eksik malzeme falan. Fulledik. Barı da doldurduk. Bir müzisyen sahnesi ne kadar edebilir ki? 120. Merhaba. Buradan tüm salon seni duyar mı bilmiyorum ama. Tam müzisyen sahnesi koyduk. Müzisyen sahnesinden 5. 150 altın aldık oradan. Sonrasında bugün sadece tatlı servis ediliyor. Daha etkinlik de düzenleyeceğiz. Sakin bir denizde Hollanda gemileri diye bir şeyimiz var. Tablomuz var. Onu da almaya çalışacağız. Bununla beraber Hugo seviye almış. Sevgili Hugo, lütfen daha hızlı hazırla her şeyi. Çok güzel. Fena olmayan bir para kazanıyoruz bu arada. Gerçekten fena olmayan bir para. Üstüne üstlük bugün dolum yaptık. Maaşları yatırdık. Kaliteli yakıt kullanıyoruz yangın çıkmasın diye. Maceracıları gönderdik. Satın alım yaptık. Yani depodaki ürünleri doldurduk. Şarapları falan doldurduk. Ona rağmen çok güzel para getirdi. Şöyle 8 şarkılı böyle 50 goldluk bir grup mu tutsak, günlük direkt 200'lüğü yapıştırıp artı 35 adamı alsak mı? Ben 200'lüğü yapıştırdım tam grubu. Artı 200 adamı aldım. Tüm gün boyunca tatlı servis et görevi yapıldı. Yarın da tüm gün boyu ana yemek sipariş et görevi yapılacak. Bununla beraber şöyle bir yemek ağzına kadar dolsun. Burası ağzına kadar dolsun. Fiyatları değiştirmeyeceğim. Müzisyen grubuyla beraber herhalde yarın biraz daha fazla müşteri gelmeye başlar. Burası çok dip dibe olacak böyle.
Aslında buraları dip dibe yapabiliriz komple ya. Dip dibe yaparsak buraya böyle iki tane daha şey sığar. Yarım karelik boşluğu es geçip. Önce halılardan başlayalım. Evet, biraz size bu şey hissettirebilir. Boğuk. Basık. Ama yapacak bir şey yok dostlar. Dükkanı elimden geldiğince verimli kullanmak zorundayım. Yani bir de deli gibi müzisyen grubu tuttum. O müzisyen grupları da bana para vermeli. Güzel yer açılıyor ama. Halıları tekrar altına doğru getiririz. Halıları muhtemelen az çektik de. Halılar gelir buraya. Güzel oldu. Sıkışır. Sıkışır. Buraya bir iki adam daha sıkışır. Nerede halılar? Abi halılar biraz fazla kaymış. Şunları bir tık getirsen. Bitti gitti. Bitti gitti. Mis. Buraya artık iki tane gelir herhalde değil mi? Yarına kesinlikle eksiyle başlayacağımı biliyorum bu arada. Gelir abi. Üf. Koltuklar. En azından koltuklar lazım. Zaten aydınlık. Tamam. Geri kalanlarını da ertesi gün tamamlarız. Tiyan lan buradan. Kıçlarımız birbirine değmeden olmaz. Aynen öyle. Hırsıza karşı başa... -800 mü? Dayı ne diyorsun? Dayı ne -800'ü? 10 tane peynir vereceğim diye... 10 tane peynir vereceğim diye bizi bir düdükledin orada. Fark etmedim sanma. Günlük 156 müşteri. Abi inşallah. Kredi var mı birader? Günlük 164 müşteriye çık. Çıkacağım çıkacağım. İnşallah günlük o 164 müşteri benim üstüme çıkmazsa... Aha. Ekmek seviye 3 oldu. Çok güzel. Çok güzel. Şu yemek tarifine kasmaya çalışıyorum. O yüzden görev yapıyorum bu arada. Bugünün görevi de bütün gün ana yemek servis etmekti. Bütün gün ana yemek servis edeceğiz böyle. Bana da battık gibi geliyor ama. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi hayırlısı bakalım. Yani özelden bir şey açıldı. Aha. Tablo açıldı. Tablo. Birader bunu yuvarlak masa şövalyelerinin oraya ya da müzisyenlerin oraya asıyorum. Ya da mutfağa ya. Açıcılarımıza ilham olsun kardeşim. Başka bir eşyayla mı çakışıyor? Hiç kimseyle çakışmıyor bu bir kere. Beni delirtme oyun. Ya hani mutfağın arkasına yapılır böyle güzel olur diye şey yaptım ya. İyi tamam. Al. Bu bedavaydı bu arada. Görevden geldi. Bence güzel durdu. Ne var? Ne var kardeşim? Yer mi var? Yer mi var? Tabure alacak param yok. Tabure alacak param yok. Ama Allah'tan her şeyi fullediydim yani. Yemektir, şudur, budur. Daha adamları göreve de gönderemiyorum. Bak çok güzel. Görevlerden biri daha tamam. Her gün görevler yenileniyor. 125. Herhalde yemek eksiye girmeden bizi birkaç gün idare eder. Katta yangın çıktı. Deme. Deme hoca deme. Nere yanıyor? Bura yanıyor cehir cehir. Saygıdeğer arkadaşlar merhaba. Allah'ım. Allah'ım yani -800 altın kazandığım gün yangın... Şövalyelerin kaçışa bakar mısın? Şövalyelerin kaçışı gördün mü? Allah'ım ne olur çok yer yanmasın. Ananı avradıyla ama ya. Sayın hocam bütün dükkan elimize gelmedi inşallah. Söndürür müsünüz bacım? Otosave çok daha kötü yerde. Lan. Oğlum biz burada mutfağı arkasına falan taşıdık ya. Hem zebra kakası onu iste. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Neden hiç sıkıntı yok biliyor musun? Demek ki böyle olması gerekiyordu abi. Böyle yaşanması gerekiyordu demek ki. Ama yani ben bunun yakıtına niye en kaliteli? Yani %3.4'ten dükkan mı yanar sayın hocam? Bir şey yok. Bir şey yok abi yani.
3.4'ten dükkan mı yanar abi? Allah aşkına ya. Yani bu nece terbiyesizliktir ya. 3.4'ten dükkan mı yanar kardeşim ya? %3 lan. %3. Bu %3 yani bizim kara mermerin sevgili bulma ihtimalinden daha düşük bir ihtimal. Daha yüksek bir ihtimal. Yine eksideyiz, mükemmel. Hayatım, bu dükkanın böyle bir beti bereketi kaçtı, ben anlamadım ya. Dükkanın beti bereketi kaçtı ya. Ne güzel ilerlemiştik hakikaten, ne güzel ilerlemiştik ya. Şuraya doğru şey yapmıştık, böyle doldurmuştuk elemanları. Demek ki dip dibe yapmayacağız ki. Ya yangın nasıl çıkabiliyor, ben onu anlamıyorum ki. Bir tane daha yangın söndürücü. Abi ekleyeyim de nereye ekleyeyim, anladın mı? Bence bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence 3 tane yangın söndürücü ardı arda durmalı. Hani böyle bir yangın çıktığında 2 kova değil de 6 kova olursak bu sefer kurtarabiliriz gibime geliyor. Menüde bu arada ürünler tiyarlanmaya devam ediyor. Çok geriye attı oyun bizi ya. Ah be. Çok geriye attı oyun bizi. O beni üzdü. Kapıya. Dekorasyon satın aldım. Bütün gün boyunca ana yemek servis edeceğim yarın. Bal şarabı. Zaten biz bal şarabına gidiyorduk. O araştırma tam tamamlanmadan naneyi yediydik. Ama bana kar bırakmıyor dükkan. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Orayı fulledim, burayı fulledim derken dükkan bana kar bırakmıyor abi böyle. Dükkan hep minimalde kalıyor. Şimdi. Şöyle bir şey yapacağız. Tekrardan ben buradaki mutfağı arkaya taşıyacağım. Ama bütün dükkanı falan yanaştıracağım. Sonradan bir tur bir save alalım. Bir kendimize gelelim, ben halledeceğim her şeyi. 6 tane mi ne garsonum var ya? 6 tane garsonum var galiba. 5 tane. 4'ü bara, biri yemekhaneye bakıyor. 2 aşçım var. Bir tane korumam var. Bu korumanın zırhını falan değiştirebiliyorum. Maaşını değiştirebiliyorum. Yani herhalde dükkana büyük ölçekli bir tehlike gelmez diye tahmin ediyorum. Ya bir de bak, ışıklandırma için bir şeyleri arttırıyoruz ediyoruz falan. Abi ışıklanma için arttırdığımız şeyler hani bize fayda sağlayacağına zarara sebebiyet veriyor. Yangın çıkıyor. Ben bunları gene dip dibe koyuyorum da. Gene yangınla uğraşırsak ne yapacağız? Bu sefer her şeyden evvel bir deli divana yangın söndürücü yerleştirelim mekana ya. Ya da böyle masalar arasındaki mesafeyi açık bırakarak yangının yayılmasını engelleyebilir miyiz? Şimdi şöyle düşün, yangın nereden çıkıyor? Lambalardan çıkıyor değil mi? Lambaların uzağına yerleşsek sadece, hani ışıklandırmanın uzağına yerleşsek. Herhangi bir şekilde temas etmeden yakamaz diye tahmin ediyorum. Yangınları engelleriz böylelikle. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Deneyeceğim bu arada, bu deneme yanılma. Bunu öğrenmenin başka yolu yok. Misal buraya getirdin, işte buraya getirdin. Hallarını alarak işe başladın, buraya getirdin. Yok ama şuraları boş mu bırakacaksın ya? Dünya kadar alan kaybı. Kaliteli yakıt da kullanıyorum. Yani bu nasıl bir şans, ben anlamadım. %3. %3'ten sürekli adam diyor ki kanka, sana bir haberim var, dükkanın yanıyor. %3 ya, %3 birader, %3'ten sürekli dükkan mı yanar ya? Benim sinirlerim bozuldu. Benim moralleri 0-0-0. Benim morali de bozuldu, siniri de bozuldu. Bak şuranın önüne şeyleri dizeceğim bu arada. Tamam, yemekler burada. Oradaki rafa erişebilirsiniz inşallah. Izgara burada. Doğrama tahtası burada. Çorbaları gene ortaya koydum. Usta buradan götünü kaşırken yoğurt çorbasına... Duvarların hepsini satıp lamba koymak daha zararsız gibi. Duvardakilerin hepsini satıp... Hayatım, ışık olmayan yere oturmuyorlar. Işık mutlaka olacak. Ama şeyden yana, hani şu avizeden yana bir sorun olmaz gibime geliyor. En olmadı tavan lambası mı yerleştirsek? Tamam biraz daha pahalı ama
Herhalde tavan lambası yangın çıkartmaz gibime geliyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Misal bir saniye kaç tane diyor? 7 tane diyor. Tavan lambasının yangın çıkartma ihtimali var mı ya? Bilmiyorum. Neyse güzel yerleştik bence. Abi şunu bir yapalım da asayiş Berkemal. Bazı asayişler üst üste. Tam üst üste koymuyorum zaten. Hadi bir yangın çıksın da göreyim lan. Her yeri söndürürüm her yeri. Bütün ateşini söndürürüm. Herhangi bir içeceğin 250 litre dolumunu yap. Kardeşim içecekleri yeni fullledim. Dalga mı geçiyor? Ama bu görev otomatik ilerler yani. Sıkıntı değil. Bütün gün boyunca ana yemek. Keşke bütün gün boyu ana yemek servis edeydik de senaryo ilerleyeydi. Hikaye ilerleyeydi. Ben bu arada ışıkları satsam nasıl olur? Evet bak bazı yerler karanlıkta kalıyor. Avizeden de yangın çıkar mı acaba ya? Şimdi satmayı da aktif edip yo her yere yetişemiyor. Okey baba. Okey baba. Bekle. Bir tane buraya. Şöyle. Bir tane de şuraya. Aynısından. Simetri yapmaya çalışıyorum anlıyor musun? Bunlar simetrik mi şimdi? Biri bir yerde, biri bir yerde. Böyle böyle oran orantı mı olur ya? Böyle oran orantı mı olur ya? Şuralar komple karanlıkta kalıyor ama böyle yapınca. Şöyle koymak en mantıklısı ya. Tam 4'e 4'ün oradaki 4'te. Bu da tam 4'e 4'ün oradaki 4'te. Olduğu kadar. Olduğu kadar. Artık hani yakıt masrafı en azından az. Yangın riski %1. %1'den şu dükkan yanarsa. Bak %1'den şu dükkan yanarsa. Alevi veririm burayı. Aleve veririm burayı bak yakarım yakarım bu gezegeni yakarım anlıyor musun? Yakarım lan burayı. Kardeşim doldur hepsini. Yarın da bütün gün ana yemek servis ediyoruz. Yarın da bütün gün ana yemek. Bak %1'den yangın çıkarsa anneleri Bodrum'a kilitleyin. Çünkü ben orada ağzımı açacağım. Selamlar efendim iyi oyunlar dileğiniz için teşekkürler merhabalar. Mutfakta karanlıkta çorba pişiyor. Kardeşim bak o altındaki ateş var ya. Izgara falan da var böyle. Aynen hayatım daha da aydınlık yaptık. Teşekkür ederim bebeğim benim. Bak. Izgaranın ateşi falan var ya kardeşim. Orayı aydınlatıyor sen merak etme. Orası yeterince aydınlık. Izgaranın ateşiyle ısınıyoruz. Aydınlanıyoruz. Şimdi bu dükkana daha fazla müşteri çekmek lazım. Bu dükkana daha bak para da kazanıyoruz ha. Cebimize para da giriyor. Şaka maka. Cebimize para da giriyor usta. Bu dükkana daha fazla müşteri lazım. Daha fazla müşteri için böyle daha fazla prestij lazım. Prestijimizi arttıracak dekorasyonlar neler? Aslında bak şu şövalye heykeli 350 prestij veriyor var ya. 750-750. 1,5 versem böyle hani çiçekleri attın. Kapının önüne koyduğun heykelleri... Keyifler keka. Olmaz mı? Yani ne kadar verir? 700'de prestij verir. Dükkanı coşturur bence. Ya müzik grubuna düzenli olarak para ödüyorsun. Heykele bir defa para ödüyorsun. Öyle düşün. Evet evet Rovcan'cığım. Hoş geldin. 9. yayın kutlu olsun bu arada. Çok haklısın. Sayın hocam, şimdi şöyle, ben bazı oyunları sıkıldığım zaman bırakıyorum. Bu benim ne yazık ki kötü bir huyum, gerçekten öyle. Hani ben bir oyundan sıkıldığım zaman aniden bırakıyorum. Yani sevginin bile bu durumdan müzdarip. Çok sevdiği bir seri var misal, Mr. Praper oyununu seviyor baya. Ama finali yok. İzleyemiyor istese de, çünkü bitirmedim. Bende maalesef böyle bir durum var efendim. Ben bir oyundan sıkıldığım zaman katiyen devam etmiyorum. O yüzden yarım kalmış birçok seri olabiliyor.
bitirdiğim çok nadir seri var. Yani öyle yani, ne yazık ki bu hani Beholder'a ya da farklı bir oyuna özel bir şey değil. Ben sıkıldığım zaman direkt bırakıyorum. Selamlar Üsküf, hoş geldin. Kahraman masası bence daha bekleyebilir. Şöyle bir bütün yemekleri fulleyelim. Bak ne güzel para kasıyoruz abi. Kahraman masası bir beklesin. Çünkü şimdi kahraman masasına yöneldiğimiz zaman iyice artık hani para gerekecek, anladın mı? O kahramanlara da para gidecek. Duvara asılan dekorlar var mı? Duvara asılan dekorasyon. Hani misal veriyorum. Bak 75'e 75. Flamalar bence çok daha uygun. Çünkü bak bu 750'ye 350 veriyor. Flama 75'e 75 veriyor ama flamalar da tutuşur değil mi cayır cayır? Kalkanlar çok pahalı. Abi 75'e 75 en iyisi gibi duruyor şu an. 75'e 75 en iyisi gibi duruyor. Net. Ya daha şeyi yok, daha örtü yok. O zaman temaya uygun. Şöyle kırmızı kırmızı assak şeylere. Duvarlara. Ama aşırı uygun çünkü. Aşırı uygun, anladın mı? Kırmızı kötü bir renk olarak mı durdu bilmiyorum da. En azından hani şu giriş kısmına bir serelim. Bak 1350 prestij. Bu 1350 prestijle ne oldu? Daha mı az adam geldi? Ha, menüdeki yiyecekler bugün az adam çekiyor. Çünkü bugün görev yapacağız diye sadece ana yemek satıyoruz. Tatlı matlı da istiyor herifler. Sadece ana yemek satıldığı için bugün biraz sıkıntı. Ama halledilir yani. 1380 prestij hiç fena değil. Kırmızı çok mu çirkin durdu ya? Bilmiyorum hani renk üstüne. 75'e 100 veren var. Hangisi abi? 75'e 100 veren. Ha, 75'e 100 veren çiçek. Her yeri çiçekle aslında doldururum. Niye doldurmayayım ki? Ama çok yer kaplıyor be. Agacım tamam haklısın da bu çok yer kaplıyor. Bu çok yer kaplıyor kanka. Izgara kadar alan kaplıyor bu. Bu yer kaplamıyor. Duvara asıyorsun mis gibi. Kalkanlar 500 altın. Yangın yüzdesini arttırdı mı flamalar? Bakmak lazım. Yok, %1 diyor hala. Abi %1 ile bu dükkan yanarsa artık hani ne bileyim, cenabetliğinize mi doymayın diyeyim dükkandakilere, evet. Çalışanlara ne diyeyim bilemedim ki. Artık hani ne yapayım bilmiyorum. İyi para birikti bu arada ya. İyi para birikti, benim hoşuma gitti. Şimdi menüdeki bütün yemekleri açınca bakalım kaç kişi olacak buralar, onu merak ediyorum. Hala süt elma şarabına falan gidemedik. Flamalar peki her yere asılır mı misal? Şuralara da ikişer tane assak. Kırmızı flama bir de çok mu şey durdu acaba? Abi yansa bile artık yani 6 kişi buradan su taşıyacak, daha ne ya? Baksana agalar aradan geçiyor. Güzel, menüdeki ana yemeklerden ekmek kademe 3 oldu. Brienne'le seviye atladı. Brienne'le taşırken hız verelim. Çok güzel mekan. Teşekkür ederim Chamberlain. Sağ olasın. İşler iyi gidiyor ya. Çok şükür. Tamam, işler iyi gidiyor abi. Güzel. Bir görevi daha tamamlamış olduk böylelikle. Sadece ana yemek servis ederek. Müzisyen falan tutmaya gerek yok. Şimdi yeni güne geçmeden evvel menüdeki bütün yemekleri bir aktif edelim bakalım. Bakın abi, dükkana 137 müşteri geliyor. Menüdeki yemekler 42 müşteri çekiyor. Prestij 48 müşteri çekiyor. Artık menüdeki yemek çeşitliliğini arttırmak için bence yuvarlak masa şövalyelerinin koyulmasının tam vakti. Yuvarlak masa şövalyelerini koyalım. Bir de save alalım misler gibi. Oh kebap. Ve sevgili The Godless, 4. ayında kral merhaba öncelikle, 4. ayımız mübarek olsun, seviliyorsun demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim. YouTube'a ana kanala gelecek efendim. YouTube'a ana kanala gelecek. Samet Güngör YouTube kanalından bütün bölümleri seyredebileceksiniz sevgili arkadaşlar. Pekala. Bir maceracı masası satın alı da tamamladık. Devam başla ertesi güne. Artık buradaki agalar böyle bize bir göreve gitsin. Kardeşim peynir, çilek, ama bak bizim yeni tarif öğrenebilmemiz için gene görev yapmamız lazım. Bir günde 1800'den fazla harcama yapın. Ne yapacağım ki ona? Etkinlik düzenleyerek 50 tane nadir müşteriye hizmet verin. Çok güzel bir seçenek. 250 litre görevini yaparım. Bir müzisyen standa alma görevini de yaparım. Şimdi şöyle yapalım. Peynire birazcık adam gönderelim.
abi. %100 olsun bari yani. En kaliteli adamları yollayalım da. Şimdi en yakın alabileceğim şey peynir çünkü. Yani peynir tarifi en yakın alabileceğim. Görevlerden peynir tarifini alacağım. Yeni bir yemek eklemiş olacağız artık buraya. Sürekli şövalyeler de bana şey yapacaklar, peynir getirecekler. Yeni bir yemek olduğu için de müşteri sayımız da artacak. Gayet güzel olacak. Etkinlik planlayalım o zaman. Ama etkinlik para kazandırmıyor abi. Hani limonata, 20 tane müşteriye limonata. Kazandırmıyor. 20 müşteriye limonata yetmiyor. Ama şöyle yapabiliriz. Bir tane dans tezgahı. Dans tezgahı neyse. Bir tane alırız. Müzisyen tezgahı. Bunu alırız. Ardından buraya geliriz. Özelden şu bedavaya konulacak şeyi koyarız. Şu ızgaranın üstüne. Zaten mantıksız olurdu ızgaranın üstüne. Tam bizim şeyin arkasına. Dans pistinin arkasına. 1500. Müthiş prestij. Günlük 144 müşteriye kadar bakabiliyoruz. Masaları da ekleyelim mi? Aslında bak daha kaliteli masa eklesek ama çok pahalı be. Kaliteli masalar. Harbi çok pahalı baksana. Yani 1000 altına 150 prestij veren şey yapıyorsun da bizim daha o kadar paramız yok kral. Tamam. Şöyle koltukları da ayarla. Madem dükkan müşteri çekiyor tam performansta yararlanalım. Karanlıkta kalan yer de yok abi. Avize her yere yetişiyor. Misler gibi. Halılara gel. Halılar da tamam. Bak mis gibi dükkanı büyüttük. Mis gibi. Daha fazla müşteri, daha fazla kazanç, daha fazla daha güzel. Uzun iftar sofrası. Para yok. Para yok. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım hocam? Şöyle hemen biraları da dolduralım. Biraz para kılı kılına denk gelecek ama yapacak bir şey yok. 1800'den fazla harcama yapma görevi tamamlandı. 50 tane bu müşteriye zor hizmet ederiz biraz. Müzisyen sahnesi falan alındı. Ama çok güzel. Yuvarlak masa şövalyelerini de arada sırada kullanacağız. Şuraya bir müzisyen de koyduk mu bitti gitti. Yuvarlak masadakilerin ayakları üşüsün mü? Baba üşüsün ne yapalım? Onların bak mum ışığı falan var görüyor musun? Yuvarlak masa şövalyeleri biraz cefakar olacak. Yapacak bir şey yok. Ortalama doluluk %100. Hey gidi hey. Daha fazla bitkiye gidiyorum o zaman. Ertesi güne başla bakalım. Kardeş bir ikile şuradan. Para geldikçe bu arada şey de yaparız. Arttırırız mekanı. Müzisyeni ortaya koymak istemiyorum ya. Hani masalardan mümkün olduğunca çok verim almak istiyorum. Şu an farkındaysan zaten hani zorri olmayan hiçbir şeye yürümüyorum orada. Mutfak güzel oldu böyle barın arkasına. Bence hemen şuraya bir save alalım mı? Mutfak barın arkasına güzel oldu bence. Hani bu şekilde kapanmak faydalı oldu gibi. Ve 5 tane garson var. Hani 5 garson her şeye bakıyor. Belki bir 6. garson kiralanabilir. 9 tane peynir içinde birilerini görevlendirebilir miyim? 178 altınım yok. Tamam. Peynir için şu 3'ünü görevlendirdim. Peynir tarifine doğru gitmem lazım. Birkaç müzisyen işe al. 2400'den fazla harcama yap. Kanka sen niye benim bütün parayı böyle sömürmeye yöneliyorsun ya? Tamam, tam müzisyen takımını aldım ya. Tam müzisyen takımını aldım. Artık hani inşallah onlar da dükkana müşteri çeker. 5-200 altın buradan. Adamlara günlük 250 altın ödeyeceğiz. Menüdeki yemekler... Aa çok güzel. Pırasa çorbasıyla domates çorbası seviye atladı. Menüdeki her şey seviye atlıyor. Abi içecekleri bir dolduralım. 250 litre içecek doldurma görevi de yapıldı. 2400 altın harca. Olsa da harcasam. 2400 altınım yok. Bir sandık daha koyabilir miyim? Hugo seviye atladı. Daha hızlı yemek pişir sevgili Hugo. Bir tane daha sandık koyabilir miyim abi mutfağa? Bir sandık eksiğimiz var çünkü. Şöyle yapalım. Çorbaları
Ayağa takılanın canı çıksın. Çorbaları şöyle tekstra dizelim. Bir tane daha sandık yapalım. O sandığı fullersek zaten var ya. Bir günde 2400'den fazla harcama. E benim gün bitmeden 1000 daha harcamam lazım ama 1000 param yok. Boşuna fulledik. Can sağlığı. Menüde sebze çorbası da seviye atladı. Sevgili Medallion seviye atladı. Taşırken daha hızlı taşısın. Müzisyen grubu yarın umarım buranın müşteri performansını daha da arttırır. Menüdeki yiyeceklerden, bardaki fıçılardan falan güzel adam geliyor. Abi artı bine çıkmaz o ya. Artı bin keşke çıksa da. Diyelim artı bin çıktı, parayı neye harcayacağım? Harcayacak yer mi var? Gerçi bin altını bir şeye veririz, orası mesele değil de. Yok ki bin altın. Az kaldı bak, şu peynir tarifini alır almaz bir şarap tadım etkinliği falan düzenleyeceğim. Hemen save alıyorum hayatım. Aa, eksiye düşmedik, hayret. Hayret, eksiye düşmedik. Hemen şöyle bir save alalım. Şimdi herhangi bir çalışanın seviyesini yükselt. Kolay. Hırsıza karşı en az bir defa savunma. Kolay. Okey abi. Etkinlik falan düzenlenir. Şövalyelerden peyniri alalım. Peynir için tekrardan şövalye gönderelim. Bugün böyle biraz az şövalye geldi sanki. Olsun, zaten bir defa gönderiyorum. 186. Bu dükkan full çekecek. Peki biz içki sayımızı arttırmalı mıyız? Ne oldu? Sen niye mutsuzsun? Ha, maksimum seviyede 10 seviye. Biraz para her insanı mutlu eder. Bence %50'nin üstü mutluluk kafi bir mutluluk ama. Hadi mutluluktan havalara uç. Yavaş çalışırsa yanarız çünkü. Şimdi maksimum seviye 10 olduğuna göre ayvayı yedik ya da yemedik, bilmiyorum. Peynir tarifini alsam çok güzel şeyler yapacağım da peynir tarifini alamadım ki. Herhangi bir çalışanı yükseltin. Seviye almaya hazır bir çalışan var mı? Yakın bile değil. Anabel yakın. Anabel birazdan seviye alır ya. Anabel seviye alırsa da müthiş hallederiz. 186 kişi güzel. Bence fiyatları şöyle bir tık bir arttırmanın zamanı geldi. 116 kişi bence ideal. Suyu böyle artık 4'ten satalım. 116 kişi ideal hocam. 116 ideal, yavaş yavaş artacaktır. Bu artık böyle dükkana da hazır geldiler. Gelenlere, hani adamlar dükkana girdiğinde fiyat tarifesinin değişmesiyle karşılaştı. Gelenlere saplayalım. Bak, İngiliz birasını 2 altından alıp 6'ya köstürüyoruz. Su 0 lira, bedeli 4'ten satıyoruz. Yakın geldi bana. Bira 1'e 5, limonata 1'e 5, şarap 2'ye 7. E ben şarabı 7'den köstürüyorsam bir etkinlik düzenlememe gerek yok ki. Anabel taşırken daha hızlı ol. Çok güzel. Aa, 1400'lük bir harcama yapıp hedefe doğru koşturabilirim. Ya da hırsız gelirse rahat ederiz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Güzel oldu, güzel. Güzel oldu. Peki günün raporu nedir? Kızgın müşteri yok. Ama bakalım dükkana yeterince müşteri gelecek mi? Herhangi bir yemeğiniz 4 yıldız alsın. O zor. 2400 altın harcama da zor. Peyniri alalım dostum, sana zahmet. Peyniri adam yolla. Tık tık. Tık. Peynirin yanına çileğe de gidebilirim. Çilek de bir yandan biriksin. 2 tane sandığım var. 2 sandıkta biriksin. Ama çilek tarifi için, bu herhalde çilekli tatlının tarifi, biraz daha fazla görev yapmam gerekiyor. Bugün 1400 altın harcar mıyım bilmiyorum, dediğim gibi. Hırsıza karşı savunma yapsam aslında göreve geleceğiz de. Jack seviye atladı. Jack ana yemekler. Ana yemek çorba. Ana yemek çorba. Öyle gidecek tiyarlana tiyarlana. Selamlar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. YouTube'a gelecek tabii ki. Ana kanala gelecek dostlar. Kişi sayısını arttırarak bence iyi yaptık ya. Yani daha doğrusu kişi sayısının fazla olduğunu görünce fiyat arttırarak iyi yaptık bence. Adamlara lapır lüpür lapır lüpür döşüyoruz.
Şu an etkinlik yapmanın tek sebebi araştırma için olur yani. Başka hiçbir şey için etkinlik yapılmaz. Artı 21 misafir buff'ını da alırız bak. Bu daha fazla bitki bitsin. Yeni kat dursun. Artı bir bara gider. Oradan da artı 21 misafire gideriz. Üf, mis gibi. Ama hala peynir tarifine yürüyemedim. Ne yazık ki. Peynir tarifine yürüyeceğim. 1400 altın daha harcamam lazım. Nasıl harcayabilirim bu 1400 altını? Mekanın prestijini arttırmak için kullanabilirim. Veyahut bütün her şeyi fulllemek için kullanabilirim diyeceğim de zaten full. Görev için para harcamaya çalışıyorum da 1000 altın. Ben buraya 1000 altınlık yatırım yaparım ya. 1000 altında bir şey yok. 1000 altın çok rahat harcanır hatta da. Bak iki tane tablo koyarım 500-500 hop gitti 1000 altın. Hanımefendi tablosu koymayalım hanımefendilerle alakalı. Ya bu da çiftlik, köy. Hadi koyumuza geri dönelim diye. Bir bu masanın köşeye, bir bu masanın köşeye. Hoppa, 1000 altın harcandı bile. Evet, bedavaya harcadık 1000 altını ama en azından bugün de hırsız gelirse peynirin tarifini alırım. Şarap tadım etkinliği düzenlerim. Şarap tadım etkinliği gerçekten işimize yarar sevgili dostlar ve bugünü atlattıktan sonra ufaktan bölümü sonlandıralım efendim. Müzisyen bir grubumuz oldu, yuvarlak masa şövalyelerimiz oldu. Yemekler pişiyor, garsonlar çalışıyor, insanlar mutlu. Güzel para kazanıyorum ve bilerek harcama yaptım. Yani normalde harcama yapmama gerek yoktu. Doluluk oranımız çok iyi, %76 hiç fena sayılmaz. Ve umut ediyorum bugün hırsız gelir efendim. Ki görevi tamamlamış olalım ya da gelecek bölüme gelir hırsız, her şey halledilir. Şöyle bir bütün her şeyi fullleyelim dostlar, ardından save alıp burada videonun sonuna gelelim. Sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esenlikle kalın. Bye bye.